Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını okumak istiyorum sizlere ve elbette seyircilerimize. Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son teröristle bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü terör örgütüne destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize Yüce Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz önce paylaştığı, dakikalar önce paylaştığı bence Twitter çok önemli bir cümle var. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız sözü Türk Devleti'nin sadece PKK, PYD, YPG gibi taşeron çetelerle değil aslında Türk Devleti'nin emperyalizmle güçlü bir şekilde her sahada mücadele ettiğinin Türk Devleti'nin en yüksek makam tarafından ishal edilmesidir. Bu kesinlikle çok kıymetli öyle. Bir tez. Ankara'ya gidelim ve Emre Karaca bizi bekliyor. Hazır Emre. Kolaylıklar diliyorum, seni dinliyorum. Sonra Faik Bey'e bir virgül koymuştum, devam edeceğim oradan. Emre, söz sende. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgilere, güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgiye aktaralım. Temaslar, sıcak temasların devam ettiğini söyleyelim. Bir sızma girişimi gerçekleşmişti Metina üst bölgesine. O bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslında birçok üssü bulunuyor. Aslında Pençekilit Operasyonu bilindiği üzere Nisan 2022'de başlamıştı. ZAP bölüm bölgesine sızan teröristlere yönelik olarak sınır ötesinde bir kapsamlı bir harekat düzenlenmişti ve operasyon devam ediyordu. İşte o operasyonlar devam ederken de üst üste iki gün boyunca Irak'ın kuzeyinde yer alan Türkiye Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki üslere yönelik olarak sızma girişimleri gerçekleşiyor. Tabii daha önceki yayınımızda da vurguladığımız bir önemli faktörün altını çizmekte fayda var. Orada şu anda çok çetin kış şartlarının oluştuğunu söylememiz lazım. Bu yüzden de görüş mesafesinin oldukça dar olduğunu, oldukça az olduğunu belirtmek lazım. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki SİHA'ların, insansız hava araçlarının fonksiyonunun bir daha efektifitesini, fonksiyonunun daha düşük olmasına sebep oluyor. Çünkü mesafeler, görüş mesafelerinin dar olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ancak hem havadan hem karadan şu anda teröristlerin kuşatma altına alındığını aktarmak gerekiyor. Son verileri aktaralım. 13 terörist etkisiz hale gelmişti. Tabii bunlar ilk belirlemelere göre yapılan tespitler ve saptamalar. İlerleyen saatlerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının artma olasılığının yüksek olduğunu söyleyelim. Sıcak temaslar artıyor. Kış şartları, çetin kış şartları orada Mehmetçik için şu anda olumsuz bir faktör olarak gözümüze çarpıyor. Bir kez daha son notları aktaralım. Dün Hakkurt bölgesinde, bugün de Metina üst bölgesine yönelik olarak bir sızma girişimi gerçekleşmişti. Ve kötü haberler gelmişti üst üste. Son iki günde 12 Türk askeri şehit düşmüştü. Tabii devletin önemli makamlarından da konuya ilişkin olarak açıklamalar geliyordu. Son bültende bazı önemli açıklamaları altını çizmiştik. Şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı. Az önce sizler de aslında okudunuz. Önemli birkaç cümlenin altını bizler de altını çizmek istiyorum. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son teröriste bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesi özellikle göze çarpıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında. Burada tabii terörü kaynağında kurutma stratejisinin altının çizilmesi önemli. Çünkü Türkiye 2016'dan bu yana ilk önce Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı harekatlar başlatmıştı. Daha sonrasında da Irak'ın kuzeyinde az önce belirttiğim gibi 2021 yılından itibaren aslında pençe operasyonları başlamıştı. 2022'nin Nisan ayından itibaren de pençe kilit operasyonları başlamıştı ve sınır ötesine yönelik olarak operasyonlar hız kesmemişti. Perşembe günleri her Perşembe Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bir toplantı yapılıyor ve son veriler paylaşılıyor. Bir önceki yayında da belirttiğim gibi 2023 yılı boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı
hem yurt içinde hem sınır ötesinde 2120 olarak belirtilmişti, kaydedilmişti. Son iki günde de bu sızma girişimine yönelik olarak yapılan saldırıların ardından da ilk belirlemelere göre 20'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bir kez daha altını çizelim. Teşekkür ediyorum Emre. Sana dönmeye, senden bilgi almaya devam edeceğiz müzakerenin ilerleyen saatlerinde. Teşekkür ediyorum. Murat Bey...